Sosyal medya kullanıcıları, bu habere dikkat. Yargıtay hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Sadece paylaşımı yapanın değil, retweet edenin de hakaret suçuna ortak olduğuna hükmetti. Hakaret paylaşımını retweet ettiğiniz oldu mu? Ya illaki olmuş, evet, olmuştur. Tanımadığım insanlara hakaret edenleri retweetlediğim oldu. Bence silin. Çünkü siz de hakaret etmiş sayılıyorsunuz. Yüksek mahkemede öyle dedi. Hakaret içeren paylaşımı retweet yapan, yani kişisel sayfasında paylaşan kullanıcı hakaret suçuna ortak sayıldı. Hakaret içeren bir tweet'i retweet ettiğiniz oldu mu hiç? Maalesef oldu. Kendi hayatına küfür etmişti biri. Ben de onu anlatılamıştım. Bence silin o paylaşımı. Hemen sileceğim biraz sonra. Hakaret içeriyorsa bunun dağıtılması iyi bir şey değil. Bir sosyal medya kullanıcısı kamu görevlisine hakaret içeren bir paylaşımı retweet etti. Yani kendi takipçileriyle paylaştı. Ancak o paylaşım o kullanıcının başına dert açtı. Hiç retweet ettiğiniz oldu mu hakaret paylaşımlarını? O paylaşımları paylaştım. RT de yapma. Niye? Yani niye yapayım ki? Niye başım yanmasın diye. Aynen öyle. Yargıtay 18. Ceza Dairesi hakaret içeren o paylaşımın daha çok kişiye ulaştığını ve zincirleme hakaret suçunun işlendiğini hükmetti. O kullanıcı hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istedi. İnsan haklarına saygılı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Hakaret içeren paylaşımı gördüğümde genellikle şikayet ediyorum. Yani gerçekten kişilik haklarına bir saldırı varsa ona tavır takılmak gerekiyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları hesaplarına yaptığım retweet onu onayladığım anlamına gelmez yazıyor. Ancak o uyarı bile onları kurtarmaya yetmiyor. Çünkü Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliği taşıyor. Yani bundan sonra hakaret içeren yorumları kişisel sayfada paylaşırken iki kere düşünmek gerek. Retweet yaptınız oldu mu hiç? Hayır. İyi yapmışsınız. Teşekkür ederim. Çünkü aynı suçu işlemiş sayılıyorsunuz. Haberim yoktu, sağ olun. İlk defa duydum. Merkezde ona göre yani bir şey yazarken dikkat etmesi gerekiyordu. Kullanmıyorum, kafamı karıştırmıyorum.